Doğu Akdeniz'de neredeyse yılda birkaç defa İsrail, Yunanistan ve Amerika üçlü ve ikili tatbikatlar yapıyor. Bu tatbikatlarsa Türkiye'ye karşı olası bir savaşı ima ediyor. Peki, İsrail'in amacı ne? Neden Doğu Akdeniz'de tatbikatlar yapıyor? Gelin detaylara yakından bakalım. İsrail ile Yunanistan arasında 13 Temmuz'da bir tatbikat yapıldı. İsrail ordusu, tatbikatın iki ülkenin hava kuvvetlerinin savaşa hazırlık yeterliliğini artırmaya yönelik olduğunu açıkladı. Yunanistan, 2021 Nisan ayında İsrail'le 1,65 milyar dolar değerinde 22 yıl sürecek askeri anlaşmaya imza atmıştı. Anlaşmaya göre Mora Yarımadası'nın güneyinde Kalamata askeri havaalanı 22 yıllığına İsrail'e kiralanacak. İsrailli savunma şirketi Elbit Systems burada Yunan Hava Kuvvetleri için bir eğitim merkezi kuracak ve Yunanistan'ın T-6 uçaklarının modernize edilmesi sağlanacak. Bu süreçte Kudüs Strateji ve Güvenlik Enstitüsü Başkanı Efraim İmbar'dan gelen Doğu Akdeniz'de savaşa hazır olalım değerlendirmesi de dikkat çekti. Açıklamasında şunları söyledi. Ukrayna, bize savaşın Avrupa'da bile hala bir politika seçeneği olduğunu, yanı sıra Doğu Akdeniz'de Orta Doğu'nun Avrupa'dan daha savaşkan bölgeler olduğunu hatırlattı. Ne yazık ki uluslararası hukuk ve garantilerin yağmacı devletlerin saldırganlığını önlemede etkisiz olduğu da kanıtlandı. Bu durum Atina, Kudüs, Lefkoşa cephesinde yer alan devletlerin yanılsamalara kapılmadan savaşa hazırlanmaları gerektiği anlamına gelir. İsrail model olmalı ve kendi kendine yeterlilik doktrini diğerleri tarafından örnek alınmalıdır. Her devlet savunmaya yatırım yapmalı ve askeri yeteneklerini ve caydırıcılığını artırmalıdır. Zayıflık her zaman saldırganlığı davet eder. Atina'nın Ege'de adalara ve kritik noktalara İsrail yapımı anti-drone sistemleri yerleştirdiği de Yunan basınına yansımıştı. Yunanistan ayrıca Amerika'ya 20 adet F-35 savaş uçağı almak için Haziran ayında resmi teklif sunmuştu. Kudüs Strateji ve Güvenlik Enstitüsü Başkanı Efraim İmbar, yaptığı bu açıklamayla bölge ülkelerini savaşa hazır olmaları konusunda uyardı. Doğu Akdeniz'deki gaz rezervlerini de düşündüğümüzde İsrail'in savaşmak için çok fazla sebebi görünüyor. Elbette Türkiye de eli boş duracak bir ülke değil. Doğu Akdeniz Havzası son yıllarda mücadele sahasına dönüşmüştür. Bu mücadelenin temel nedeni deniz alanlarının barındırdığı enerji rezerv kaynakları başta olmak üzere kıyı ülkelerinin münhasır ekonomik bölge belirleme politikaları çerçevesinde atmış oldukları adımlardır. Bu enerji rezervlerinden olan hidrokarbon kaynakları, bölgedeki ülkeler arası gruplaşmaların ana nedenlerinden biridir. Bu gruplaşmalar ve enerji kaynakları, küresel güçlerin ve uluslararası aktörlerin ilgisini bölgeye çekmektedir. Doğu Akdeniz'e kıyısı olan her ülke, var olan koşullardan maksimum kar elde etmeye çalışmaktadır. Bölge ülkelerinin bu çabaları ve birbirleri arasında artan gerginlikleri son yıllarda küresel bir şekilde dünyanın ilgi odağı haline gelmiştir. Aynı zamanda Doğu Akdeniz'e kıyıdaş olan devletler arasında var olan sorunları da farklı boyutlara çıkartmıştır. Kıyıdaş ülkeler tarafından ikili olarak imzalanan münhasır ekonomik bölge anlaşmaları, anlaşmayı imzalayan ülkelerin ikili ilişkilerini geliştirirken yeni gruplaşmaların da önünü açmıştır. Anlaşmaya itirazı olan ülkeler nezdinde de bölgedeki tansiyonun artmasına neden olmuştur. Ayrıca ülkeler tarafından tek taraflı olarak ilan edilen münhasır ekonomik bölge alanları da bu gerginliğin başlıca sebepleri arasındadır. Münhasır ekonomik bölge imzalayan ya da münhasır ekonomik bölge ilanında bulunan ülkelerin bu alanlarda yapmış oldukları keşif, sondaj ve akabindeki üretim çalışmaları zaman zaman bölgede gerginliği artırmıştır.
Bu enerji çalışmaları sonucunda bölgedeki enerji dengeleri değişmiş olup işbirlikleri kurulmuştur. Bu işbirliklerinde ise Türkiye tamamen dışlanmıştır. Türkiye ise bu dışlanmaya karşın Libya ile anlaşmış ve kıta sahanlığı anlaşması imzalamıştır. Doğu Akdeniz'de bugüne kadar dünya klasmanında birçok doğal gaz sahası keşfedilmiştir. Bölgede keşfedilen doğal gaz miktarı Avrupa'nın en büyük ikinci gaz tedarikçisi olan Norveç'te bugüne kadar keşfedilmiş doğal gaz miktarına eşdeğer. Ancak bölgeyi doğal gaz sektörü açısından önemli kılan unsur, keşfedilen gaz miktarından ziyade keşfedilmesi beklenen rezervin büyüklüğü hakkında yapılan tahminlerdir. Bugüne kadar keşfedilen miktarın iki katından fazla rezerv olduğu düşünülmektedir. Bu göz kamaştırıcı rakamlar yanında bölgenin çoğunun henüz aranmamış olduğu gerçeği, uluslararası şirketlerin Doğu Akdeniz'e olan ilgisini artırmıştır. Suriye sularında bugüne kadar tek bir sondaj dahi yapılmamıştır. Lübnan sularında açılan ilk sondaj kuyusu ticari miktarda gaz bulamamıştır. Gazze açıklarında 1999'da British Gas, yani şimdi Shell tarafından işletilen Gaza Marine sahası, gerek İsrail'in ablukası gerekse Filistin'de politik uzlaşı olmaması nedeniyle geliştirilememiş ve dolayısıyla üretime sokulamamıştır. Türkiye'nin Akdeniz sularında açılan kuyularda bugüne kadar ticari manada bir keşif yapılamamıştır. Benzer şekilde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 2011'de Türk Petrolleri'ne 7 parselde verdiği arama ruhsatları çerçevesinde yapılan faaliyetlerde de henüz somut bir başarı elde edilememiştir. İsrail, Mısır ve Güney Kıbrıs'ta ise durum farklıdır. Güney Kıbrıs'ta bugüne kadar 3 adet doğal gaz sahası keşfedilmiştir. Bunlardan yalnızca Afrodite sahasında yatırım kararı aşamasına gelinmiş, ancak saha geliştirme planları konusunda Güney Kıbrıs hükümetiyle olan görüşmelerin uzaması, üretilecek gazın iç ve dış pazarlara ulaştırılması için altyapının olmaması ve İsrail'le sınırda bulunan kaynakların kullanımı konularında henüz bir anlaşmaya varılamaması gibi birçok nedenle henüz devreye alınamamıştır. Afrodit sahasındaki gazın Mısır'a ulaştırılması için bir boru hattı yapma konusunda iki ülke arasında hükümetler arası anlaşma imzalanmasına karşın henüz somut bir adım atılmamıştır. Dolayısıyla hem üretimin hem de gaz ihracatının yapıldığı Mısır ve İsrail odak noktası olmuştur. Doğu Akdeniz'de kapsayıcı diyalog ve iyi niyetli müzakereler inşa edilememiş olduğundan siyaset değiştikçe ittifaklar değişmiş ve yeni gruplar oluşmuştur. Doğu Akdeniz'de jeopolitik dengenin değişmesinde doğal gaz bir bağlaç görevi görmüş ve bölgede yaşanan politik gelişmeler bu görevi pekiştirmiştir. Türkiye ile arası açılan İsrail, bölgede ittifak arayışlarına girmiş ve doğal gaz keşiflerini katalizör olarak kullanarak Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ta yakınlaşmaya başlamıştı. Benzer şekilde Mursi hükümetinin devrilmesiyle Türkiye ile ilişkileri bozulan Mısır, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ta enerji, ekonomi, siyasi ve askeri ilişkilerini pekiştirmeye başlamıştı. Bu süreçte İsrail ve Mısır arasındaki ilişkiler altın çağına girdi. Ayrıca İsrail ve Mısır'ın Ürdün'le iyi olan ilişkileri gaz ticaretiyle pekişti.